Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Estağfirullahil azim ve etubu ileyh. Emma ba'd. Bab-ı maca'a fil fıkhı vel fukaha. Muhterem kardeşlerim, bugünkü okuyacağımız hadis-i şerifler fıkıh ve fıkıh ilmi sahipleri, fakihler. Fakih çoğulu fukaha geliyor. İslam, fıkıh, bilginlere, alimler demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, İnne likulli şeyin bi'ame, her şeyin bir esası vardır. Ve di'ametu hâzer din el-fıkhu, bu dinin de temel esası, şüphesiz ki fıkıhtır. Vel fakihul vahidu, bir tek fakih, yani fıkıh ilmini bilen ve bununla amel eden, samimi, ihlaslı bir alim, eşeddu ale şeytani min elfi abidin. Şeytana bin ibadet eden abidden daha ağır gelir. Çünkü bin abidle mücadele etmekten bir fıkıh ilmini bilen alimle mücadele etmek, kendi açısından onun tahribatını karşılamak şeytana daha zor gelmektedir. Men yuridu lillahi bihi hayran, onun için Cenab-ı Allah kime bir hayır murad etmişse, yufakkihu fiddin, onu dinde fakih eyler. Fakih. Ettefakkuhu fiddin, dolayısıyla dinde tefakkuh, yani fıkıh sahibi olmak, hakkun ala külli müslim, her bir müslümün üzerine haktır, vaciptir, gereklidir yani. Çünkü bunlar Cenab-ı Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve serbest bıraktıkları şeyleri beyan buyuruyor. Fakihin vahidun, bir tek fakih, yani dini ilimleri bilen ve bununla amel eden ihlaslı bir alim, eşeddu ale şeytani min elfi abidin, şeytana bin abidden daha şiddetli gelir. Yani bin abidden korkmaz şeytan mücadele ederken, bir alimden korkar. Dolayısıyla mevcut fıkhın fıkıh meclisi, yani fıkıh ilminin öğrenildiği bir meclis, bir dershane, bir yer, hayrun daha hayırlıdır, min ibadeti senetin, bir sene ibadet etmekten. Allah Celle Celaluhu katında bu kadar önemlidir. Yani dini meseleler, helallar, haramlar, yapılacak yapılmayacak işlere dair dini meselelerin öğretildiği bir mecliste olmak, bir yerde olmak, bir sene nafile ibadet etmekten bir insan için şüphesiz ki daha hayırlıdır. Münavi günün katlayıta bunu rivayet etti. Muhterem kardeşlerim, fıkıh kelime anlamıyla anlamak, kavramak demektir. Bir meseleyi bir insanın anlaması, kavraması, bu şeriatımızda, dinimizde fıkıh, Cenab-ı Allah'ın kişiye hak ve vazifelerini nelerdir? Bunu kitabıyla, Peygamberimiz sünnetiyle öğretmiş. Bunu bilmektir yani. Dinini bilmektir. Aslında din deyince içerisine akide de girer, inanç da girer, ibadetler de girer. Hukuk dediğimiz meseleler de girer. Tabi ahlak da dinin içerisinde. Aslında dinimizi böyle düşünürsek dört büyük kısımdan meydana geliyor dinimiz. İbadet, itikat bölümü, yani amentü esasları, açarsanız böyle Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara, peygamberlere inanmak, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak, kader ve kaza. Sonra ibadetler geldi, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, Kur'an-ı Kerim okuma gibi, kurban gibi, daha sahil ibadetlerimiz geldi. Sonra hukuk dediğimiz insanın insanlarla ilişkilerini düzenleyen Cenab-ı Allah'ın kaideleri, kuralları, kanunları gelir. Ahlak da her insana lazım olan, kendi nefsinin rezilliklerinden, kötü huylarından kurtarması, kalbini temizlemesi, saf hale getirmesi. İslam dediğimiz zaman dört bölümden meydana gelir. Ama fıkıhta genellikle pek ahlak konuları işlenmez. Önceleri fıkıhla akide de bir idi. O da insana lazımdı. Sonra gide gide akaid ilmi de bağımsızlaştı.
Onu da ayrı bir ilim olarak incelemeye başladılar. Bugün fıkıh dediğimiz zaman ibadetleri ve muamelatı, insanlar arasındaki ilişkileri anlatan bir ilim dalı haline geldi. Başlangıçta bunlar genel olarak Kur'an ve sünnetin içerisindeydi. Sonra ilimler Kur'an ve sünnetten dallandı, budaklandılar. Ayrı ayrı branşlar halinde tasnif edildiler. Akaid, kalben inanmakla alakalı konuları içermeye başladı. Akaid dediğimiz zaman iman esasları. Fıkıh dediğimiz zaman ibadetler ve insanlar arasındaki muamele, ilişkiler, işte ekonomik ilişkiler, suç ve ceza gibi cinayetle alakalı ilişkiler, devlet ve yönetimle alakalı ilişkiler, hatta İslam devletinin diğer devletlerle alakalı olan hukuki meseleler, harpler, barışlar vesaire. Bütün bunları içerisine alan ilim dalıdır. Bugün hukukla fıkıh arasında da zaman zaman İslam fıkıhı, İslam hukuku diyoruz. Aslında çok bir fark yok, ince bir fark var orada. O da nedir? Fıkıh ilmi ibadetleri içerisine almaz. Yani fıkıh ilmi. O fıkıh ibadetleri içerisine alır, hukuku da içerisine alır, muamelatı. Bugünkü anlayışta hukuk denildiği zaman ibadeti içerisine almıyor. Yani İslam hukuku dedikleri zaman insanların bugünkü yürürlükte olan hukukun tekabül ettiği, karşıladığı bölümlerdir. Fıkıh dediğimiz zaman namaz gibi, oruç gibi, hac, zekat gibi ibadete dair konular da hukukun içerisine girer. Dolayısıyla İslam fıkhı, İslam hukukundan biraz daha geniş ve kapsamlıdır. İmam-ı Azam fıkhı, marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha diye tarif etmiş. Yani kişinin lehine ve aleyhine olan işleri, şeyleri bilmesidir. Bunu Türkçemizde daha sonra haklarını ve vazifelerini bilmek şeklinde de tercüme ediyorlar. Bu lehinde ve aleyhinde Arapça bir kelime. Ma leha ve ma aleyha. Aynen Türkçemize geçmiş, Türkçeleşmiş bu kelimeler. Marifetün nefs, nefsin marifeti bilmesi, ma o şey ki leha lehinedir ve ma aleyha ve o şey ki aleyhinedir. Sonra bunun içerisine akide de girdiği için, Müslüman olmak, kafir olmak, münafık olmak, inanmak, inanmamak, lehine aleyhine durumlar. İmam-ı Azam böyle tarif etmiş. İmam-ı Azam'ın fıkhında baktığımız zaman hakikaten akide ile inanç da ibadetler ve muamele iç içe girmiş. Ama ilimler branşlaşınca alimler sonra bunu ayıralım demişler. Tarife bir kelime ilave etmişler. Marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha minel amel. İş olarak, hareket, eylem olarak kişinin lehine ve aleyhine olan işleri bilmesidir. Minel amel deyince ne çıktı? Kalple alakalı inanç çıktı. İnançlar artık akaid ilminin, kelam ilminin konusudur. Evet, fıkıh demek ki insanın lehine, aleyhine Allah'ın emir ve yasaklarını bilmesidir. Evet, bu bir dindir. Allah-u Teala kendisine kulluk istiyor. Bu kullukta verdiği emirler var, koyduğu yasaklar var, insanları serbest bıraktık. Demek ki fıkıh üç şeyden bahsediyor. Allah'ın emirlerinden, Allah'ın yasaklarından, Allah'ın serbest bıraktığı alanlardan. Yasakladıkları şeyler vardır. Yiyecekte, içecekte, giyecekte, harekette, cinayetlerde. Ya da emrettiği şeyler vardı. İşte helal lokma kazanmaktan tutun da ibadetler dahil. Öldüğümüz zaman mirasımızın nasıl taksim edileceğine kadar Cenab-ı Allah'ın bizlere emirler vardır. En başta tabi aile hukuku. İnsan nasıl evlenir, kiminle evlenir, nikah nasıl kıyılır, pehir nedir, nafakayı kim öster, boşanma icap ederse, boşama nedir, nasıl boşanılır, boşandığı zaman erkeklere ne gibi vazifeler düşer, kadınlara ne gibi vazifeler düşer. Bütün bunlar, mesela fazla da bir ev var, oturmuyor, kiraya verir, bunu kiraya vermesi nasıl, alması nasıl, bütün bunlar kadar hayatla alakalı meseleler varsa, dinimiz hepsine bir hüküm getirmiştir. Onun için nerede bir insan topluluğu varsa, bu topluluk başıboş değildir.
belli kanun ve kurallara bağlıdır. İslam toplumu, İslam kanunlarına ve kurallarına bağlı topluma denir. İslam devleti de İslam'ın fıkhını, hukukunu yürürlüğe koyan ve bunu uygulayan İslam devletidir. Dolayısıyla Müslümanların, Müslüman olarak Cenab-ı Allah kendilerine neyi emrediyor bunu bilmeleri ve yerine getirmeleri lazımdır. Allah'a itaat başka türlü nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, Allah Celle Celaluhu, ya eyyühellezine amanu atiullah, ey Müslümanlar Allah'a itaat edin. Ve atiur rasul, Resulullah'a itaat edin, kayıtsızlaşınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Allah'tan aldığı yetkiyle kanun koyma yetkisine sahiptir. Yani bir şeyi emreder, bir şeyi nehyeder ama Allah'tan aldığıyla. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gerek vahiyle gerek sünnetle bildirdikleri meselelerin dışında yeni bir cemiyette halledilmesi gereken bir mesele çıksa, İslam alimleri bu iki temel esasa bakarak belli kaide ve kurallar çerçevesinde, ki ona fıkıh usulü ilmi bahseder bundan, İçtihad ederler. Yani Müslümanların meselelerine yeni bir hukuk getirirler. Kendi ilmi çaplarına göre. Kim yapar bunu? Müştehitlerimiz yapar. Müştehitlerimizin böyle kendi Kur'an ve sünnete dayalı anladıkları kadarıyla görüşlerini bildirmesinden mezhepler meydana gelmiş. Ebu Hanife, ya bir mezhep kuruyorum demiyor tabi. Bir İslam alimidir, oturuyor, talebe yetiştiriyor, kendisine gelen meseleleri, sorunlara cevap veriyor, yazdırıyor, kendisi yazıyor. Böylece onun bilgilerine tabi olan insanlar onun mezhebini almış oluyorlar daha sonra. Ona bağlı oldukları için Ebu Hanife'nin mezhebi Hanefi mezhebi. İmam Şafii talebeleriyle, çalışmalarıyla, kitaplarıyla kendi etkilediği insanlar, kendisine uyan insanlar zamanla Şafii mezhebini oluşturmuş. Malik bin Enes'in mezhebi, Maliki mezhebi, Ahmet bin Hanbel, o da büyük bir İslam alimidir. Bunlar birbirleriyle ilişki içerisindedirler zaten. Gerek yüz yüze bazıları görüşmüş, bazıları yüz yüze görüşememiş ama talebeleri vasıtasıyla birbirlerini etkilemişler, birbirlerinin görüşlerini biliyorlar. Bu tür dört büyük mezhep bugün müntesip olanlar. Bunun ötesinde daha bizim çok müştehitlerimiz var. Yazdıkları kitaplar meydanda. Fakat arkasına düşüp de bir mezhep oluşturarak cemaatleri kalmamış bu yanları. Yoksa hak mezhep sadece dört değil, dörtten fazla. Dört hak mezhep deyince aslında neyi kastediyoruz? Şu anda yaşayan, cemaati olan, uyanları olanlardır yani. Evet, Allah-u Teala'ya İtaat ancak İslam fıkhını bilmek ve uygulamak doğrudur. Herhangi bir meselede Allah-u Teala kıskançtır. Kendi hukukunun uygulanmasını istemektedir Müslümanlar. Bir ayet-i kerime فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz insanlar arasında bir mesele çıktı. Bunu فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunu Allah'a ve Resulüne gönderir. Yani İslam fıkhına, hukukuna göre çözüm alırsınız. Yani İslam kanunlarına göre aranızdaki meseleleri halledersiniz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bu sizin için daha hayırlı. Zalike hayr ve ahsenu tevbiyen. Bu sizin için daha hayırlı. Netice itibariyle daha güzeldir. Demek ki Müslümanlar Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da, Peygamberimizin sünnetinde beyan etmiş olduğu İslam'ın hayat ölçüleri olan bu ilahi kanunları öğrenmek ve yaşamak mecburiyetindedir. İslam ahkamı varken, hükümleri varken bir başka hükmü almak insanı dinden çıkarır. Nitekim böyle yapan insanları Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kınıyor. اَلَمْ تَرَ اِلَّا الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِنُوا اَنْ يُكَفَرُوا بِهِ
Görmedin mi Habibim şu adamı ki sana inandığını söylüyor. Sana indirilen kitaba inandığını söylüyor. Müslümanım diyor. Senden evvelki indirilenlere de inandığını söylüyor. Tevrat, İncil'i tasdik ediyor diyor ya. Sonra da Allah'ın kanunlarını bırakıyor, Allah'a isyan etmiş tağutun kanunlarına başvuruyor. Oysa ona, yani o tağuta, o Allah'a başkaldıran tağuta ve ahkamına küfür kelimesi burada inkar anlamındadır. Küfür edilmesi, inkar edilmesi Cenab-ı Allah emretmiş idi. Ayetin aşağısı devam ettiğimiz zaman, zamanımız yok, okumayacağız. İşte o münafıklar diyor Allah Celle Celaluhu, adını da koyuyor. Demek ki biz Müslümanlar, gerek evlenirken, gerek boşanırken, gerek ticaret yaparken, gerek ziraat yaparken, suç ve cezalarda, bütün hayati meselelerde İslam şeriatı Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemek zorundayız. Ancak mecbur kalırsak, kendi hakkımızı başka şekilde alamıyorsak ya da bize zulmediliyor başka bir şekilde savamıyorsak, o zaman bir başka mahkemeye, bir başka hukuka, bir başka kanuna başvurabiliriz. Zaruret, mecburiyet halinde, ihtiyaç halinde. Yoksa kendi aramızda meselelerimizi İslam fıkhına göre halletmek zorundayız. Buyurun şeriatı denildiği zaman başım üstüne diyeceğiz. Şeriatın kestiği parmak acımaz demiş atalar. Neden? Orada Allah'a itaat var. İnsan huzur diyor. Allah Celle Celaluhu kanunları da adildir ve şüphesiz merhametlidir. Peki fakih niye bu kadar çok kıymetli? Yani bir fakih ki şeytana bin abidden daha zor gelir diyor. Efendim bir fıkıh meclisinde bulunmak bir sene ibadet etmekten nafile daha hayırlıdır diyor. Çünkü fıkıh ilmi geniş bir ilimdir. Bunu öğrenmek için insan küçük yaştan beri hocaya gidecek, üstada gidecek. Ustasız kâr haramdır. Sadece kitaplarla da öğrenmek yeter. Üstada gidecek. Bunun açıklamalarıyla beraber kitaplar okuyacak. Gece dersine çalışacak, uykusuz kalacak, gündüz bunları iyice muhafaza edecek, öğrenecek, aktaracak. Şimdi dikkat ederseniz mahkemelerde medeni hukuk, evlenme, boşanmalara bakan hakimler ayrı bir branş. Ceza mahkemesi ayrı bir branş. Efendim bu icar, mücar, plan, senet, takip, iflas bunlara bakanlar ayrı branşlaşmışlar hakimler. Buna rağmen bir mevzu geldiği zaman oturuyor, kitapları, kanunları karıştırıyorlar. Bir fakih bu meselelerin hepsini birden öğrenecek. Üstelik ibadetlerini öğrenecek, akidesini öğrenecek. Yani öğreneceği çok büyük ilimler var. Dolayısıyla fakihin yetişmesi zordur. Bu adam fakih seviyesine gelene kadar küçüklükten beri tabi dini ilimlerde tahsil görmüş. Başta Arapça olmak üzere yabancı dil öğrenmiş. Dolayısıyla dini anlayan bir insan başkalarına da anlayıp yaşattığı gibi anlatan, onları aydınlatan, onlara yol gösteren, onların meselelerini Kur'an ve sünnete göre çözen bir insan. Kolay değildir. Bu hale gelmek yıllarını aldı insanlar. Zor bir meseledir. Onun için ilmin başı soğan gibi acıdır, sonu bal gibi tatlıdır denir. Bu acılar katlanmış ve yetişmiş insan ve sonunda da Müslümanlara merhamet ediyor. Yani Müslümanlara meselelerini hallediyor. Sorularını cevaplıyor. Dolayısıyla Allah katında böyle faziletlidir. Daha belki derslerimizde de gördüğümüz gibi Müslümanların onları sevmeleri, saymaları da üzerlerine bir borçtur. Çünkü kendilerinin yollarını aydınlatıyorlar. Böyle bir fıkıh meclisinde bulunmak da bir sene ibadet etmekten, bir saati bir sene ibadet etmekten daha da faziletli gelmektedir. Hakikaten de öyledir yani. Allah Celle Celaluhu ilmimizi artırsın, dinimizi anlama, kavrama nasibi müyesser eylesin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet-i Müyesselin ve Selamun Aleyhi ve Selin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.